Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki büyük depreme rağmen, Hazreti Ali'nin sağ kolu olarak bilinen Hazreti Malik bin Ejder'in türbesi ve yanında bulunan cami hasar görmedi. Depremin ardından binlerce bina ve apartmanda çökme ve ağır hasar meydana gelirken, Hazreti Malik bin Ejder'in türbesi ve yanında bulunan camide taş bile oynamadı. Ziyaret için türbeye gelenler, cami ve türbenin zarar görmediğini görünce sevinç yaşadı. Tarihi bilgilere göre, İslam orduları, Hazreti Ömer döneminde 636 ile 637 tarihlerinde Maraş ve çevresini fethetmek için akınlar yapmıştır. Bu akınlar sırasında Hazreti Ali'nin sağ kolu olarak bilinen kahramanlığıyla ün salmış olan sahabeden Malik bin Ejder, şehrin kuşatılması sırasında yaralanmış ve bir kolunu kaybetmiştir. Türklerin bölgeyi fethinden sonra Hazreti Ali'ye olan yakınlığı ve şehrin İslam'la tanışmasına vesile olmasından dolayı Malik bin Ejder adına bir türbe inşa edilmiştir. Buradaki zat Malik bin Ejder Hazretleri sahabedir. Sahabe tabi bildiğimiz üzere Peygamber Efendimiz'i gören kişi demektir. O dönem burada Bizans hakimdi. Bu Maraş'a gelip burada Bizans'la savaşıp buranın İslamlaşmasında büyük katkılar olmuştur. Kendisi aslen Yemenli bir askerdir. Bir komutan, büyük komutan. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında buraya görevlendiriliyor. Burada büyük İslam uğruna savaşıyor işte abi. Buradan da görev yerine giderken burada şehit düşüp bu tepede metfun bulunduğu rivayetlerde geçiyor. Cami hiçbir şekilde hasar almamış. O kadar işte. Bu da Allah'ın bir lütfu bizlere. Çok şükür camimize hiçbir hasar yok. Herkes gelip ziyaretlerini yapıyorlar. Ve de buyursunlar yani hep dua üstüne dünya inşallah. Ziyaretlerini yapabilirler. Ziyarete açık camimiz.